Ülkenin her tarafında bu tür işleri valilik yapıyor aslında. Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Ahmet Süngün'ün dediği gibi Türkiye'de alışkın olunan durum yapılan eylemlere valiliğin müdahale etmesi. Ancak orduda tam tersi oldu ve daha hoşgörülü olması beklenen belediye yönetimi çadıra tahammül gösteremedi. Engelli babası Metin Aksoy tüm sosyal izinleri alarak engellilerin karşılaştığı sorunları etkili bir şekilde belediye yönetimine iletmek için kurduğu çadıra belediye başkanı Seyit Torun zabıta gücünü kullanarak parkı işgal ediyor gerekçesiyle kaldırdı. Bu çadırın sizde hiçbir rahatsızlığı yok. Sadece görüntü olarak sizi rahatsız ediyor. Siz bu çadırı sökmeyin. Kaldırımlardaki seyyar satıcıları kaldırın önce. Seyyar satıcıları. Raddeler işgal etmiş arabaları kaldırın. Eğitim Sen Ordu Şube Başkanı Ahmet Süngü, çadırın kaldırılmasını eleştirerek kim yaparsa yapsın antidemokratik uygulamadır dedi. Ben de basından takip ettim çünkü o konuyla ilgili bize kesk olarak bir bilgi verilmiş falan değil. Tahmin ediyorum onunla ilgili sorunuz var. Ama arkadaşlarımız ne oldu şimdi çok bilmiyoruz ama biz de ilgilenemedik en azından bilgimiz olmamasından. Ama kaldırılmasını, bu demokratik bir eylemin kaldırılmasını doğru bulmuyoruz. Kaldıran kimse, ister belediye başkanı, ister valilik, ister emniyet, her neyse hangi kurumsa, hani doğru yapmamıştır. Eğer bir engelli vatandaşın babasıyla ilgiliydi, yanlış hatırlamıyorsam o. Şimdi bizim orduda hepimizin yapması, takip etmesi gereken şey engellilerin rahatça yürüyebileceği, gezebileceği bir alan, bir şehir, bir kent yaratmaktır. Hani bunun tedbirlerini almaktır aslında sorun. Yoksa o tür demokratik talepleri ortadan kaldıracak bu türden işlemler yapmak hani hoş da bir şey değil diye düşünüyoruz.